efendim Survivor X'e kaldığı yerden devam ediyor. Dünkü oyunu da şöyle bir hatırladık. Murat abicim notlarınız nelerdir dünkü oyunla ilgili? Evet tabii ki mavi takımı kutluyoruz. Mavi takım 12'ye 7 kazandı. Mavi takım kazanırken mavi takımın yıldızları kimlerdi? Ön plana çıkan bir kadın ve bir erkek vardı mavi takımda ön plana çıkan. Birisi Nagihan, diğeri ise Hilmi Cem. 3'te 3 üç yaptılar ve 3'te 3 üç yaparak hem Nagihan hem de Hilmi Cem. Gerçekten Nagihan ve Hilmi tabii ki 3'te 3 üç yapması bence önemli. Neden önemli dersen? Nagihan'ın bir sakatlık dönemi vardı. Nagihan artık şu oldu bu oldu diyorlardı ama Nagihan bir kere geri döndü. Nagihan geri dönerken Hilmi Cem de geri döndü. Bu iki tane geri dönen yıldızın katkılarıyla tabii ki mavi takım şahlanmış 3'te 3 üç yapmışlar. Peki onlara kim koo pilotluk yapmış? Burada baktığın zaman onlara koo pilotluk yapan iki kişi var. O da bir erkek, bir kadın. Merve 3'te 2, Özgür 4'te 3 yaparak onlar da takımlarına destek vermişler. Tabii ki Atakan artık söylemeye gerek yok. Atakan 3'te 0 yaparak destek veremedi. İnşallah ilerleyen günlerde destek verir. Baktığımız zaman kırmızı takımda ise herkes elinden geleni yapmış. Bir tek Aleyna Kalaycıoğlu 3'te 0 yapmış sadece orada görevini yapamayan olarak öne çıkan Aleyna Kalaycıoğlu var. Diğerleri bir şeyler yapmaya çalışmışlar. Ha bir de Yunus Emre de başarısız 4'te 1. Hı hı. Yunus Emre 4'te 1 yapmış. Ötekiler 3'te 2, 3'te 1, 3'te 1, 3'te 1. Çok hani çok başarısız diyemiyorum. Burada Aleyna Kalaycıoğlu ve Yunus Emre eee 7 oyunda bir tane kazanmışlar. Tabii ki takımların e, takımlarının çöküşünde baş oynamışlar diye görüyorum. Buyurun Hazal Hanım. Evet e, ilk günün rövanşıydı belki de 12-8 biten kırmızı takım galibiyeti vardı bu haftanın ilk oyunda. Şimdi de 12-7 yine aynı şekilde iyi bir dereceyle mavi takımın bir galibiyetini izledik. E, oyun sonunu çok beğendim öncelikle onu söyleyeyim. Çok değişik daha önce de ben görmemiştim böyle her atıştan bir tane döndüre döndüre her atışı birbirinden bambaşka atışları yapıyorsun. Elini adapte etmen gerekiyor hızını gücünü ayarlaman gerekiyor. Çok keyifliydi Duel izlemesi. Duelo atışlarıydı sanki değil mi? Ee, bir tanesi halka geçirme, evet şeyde tutma, sehpa dokum torbasını tutma, ee, basket ve ee, şey devirme. Yani duelo atışlarından Duelo'daki birer örnek gibiydi. Dörtte aynen yani Şöyle birebir aynısı değil çünkü sonuçta potanın şekli biraz daha farklı, evet. farklı ama yani onu anımsatan kesinlikle öyle ee, izlemesi keyifli oldu burada daha doğru strateji yapan daha doğru taktiği yapan daha doğru daha doğrusu atış sıralamasını bence daha doğru karar veren takım mavi takım oldu ee, onların kendi içinde daha doğru kararlar aldığını gördüm Nagen ve Hilmi tebrik ediyorum Özgür'ü de tebrik ediyorum ee, üçer sayı getirdiler takımlarına Nagen ciddi anlamda artık sakatlığından e, eser kalmadı demeyeceğim hala sakat olabilir ama atışlarıyla ee, o kadar da belki hıza ihtiyacı olmayan bir survival yarışması olduğunu son 15-20 gündür bize e, altın çizerek gösteriyor tebrikler Hilmi Cem zaten az önce uzun uzun konuştuk çok iyi bir yükselişte ve gerçek Hilmi Cem olmaya başladı o da Baş, Yani şu an başlamadı ama bir süredir o şekilde Özgür de kötü ve yorgun bir haftasındaydı mental olarak düştüğünü izlemiştik konseyde adını yazdırdı Ve potada olmasına rağmen bu kadar katkı sağladığı için onu da ayrıca tebrik ediyorum ee, kırmızı takımın kendi içinde bir Ogeday sakatlığı oldu Ogeday çok iyiydi atışlarda Sakatlandıktan sonra aslında orada Batuhan biraz daha hani Sen bize bırak dedi Belki de doğru olan o muydu hmm. Belki olabilir Ama Ogeday e, doktorun oynamama yani oynamasa olur Diyelim raporun adına çünkü oynadı sonrasında e, Oynamama hakkını verdiği halde doktor Ogeday oynamak istediğini söyledi ve sonrasındaki iki oyunda yenildi Bu arada hani Böyle e, alabilir miydi alabilirdi özellikle Özgür oyununda başa baş geldiler. Aa o Geday mı alıyor dedik ama alamadı gün sonunda yani Özgür e, genelde çok geriden geldiği halde de kazanabilen bir adamken başa baş geldiğinde o Geday o kadar yavaş geldiğinde e, sayısını kaptırmadı diyebilirim. 15 oyun üst üste almış oldu bu günün ilk oyununu da aldı o Geday bireysellerde 15. oyununu aldıktan sonra 16 17de sakatlığına rağmen yarıştığı için bence sayı kaybetti. Burada belki e, o kadar takımı söz geçirmeliydi. Belki bu şekilde çıkma demeliydi. Onu bilemiyorum. Bence hatalı bir karardı. Bir kere her şeyi geçtim. Bugün kazanırsın, yarın kaybedersin ya da tam tersi ama risk o kadar. Yani sen şampiyonla oynayan bir adamsın. Ya bu sakatlığın üzerine gidersen daha kötü bir sakatlık olur da 15-20 gün uzak kalırsan zaten kaldı burada neredeyse 28 gün belki finallere. Yani o yaptığı hani böyle takım için fedakarlık olarak ee, anılmamalı bence. Bir tık cahillikti diyebilirim. Çıkmamalısın. Yani çünkü hani ort ortalamanın altında bir yarışmacı olsa tamam diyeceğim. Ama sen artık şampiyonluğa oynuyorsun. Kanıtlamışsın takımına sırtını yaslayacak kredin sonsuz. Bırak o kadar sayını da almışsın. 15. sayıyı almışsın bu e takıma. 3 oyundur, 4 oyundur. Yani bugün artık oynamasan kim sana ne diyebilir? Bence çok büyük bir hataydı. Ona söz geçirememeleri de hataydı. Şimdi baktığımız zaman yani Yunus Emre'nin basket atışını değiştirmemesi konusu ben yani iyi atışlar yaptı ve basket atışında yine omuzdan çıkardığı ee, ve bizim burada defalarca konuştuğumuz topun iki el veya tek el havaya atılması gerektiği, havadan fileye düşmesi gerektiğini biz bile buradan gözümüzle analiz ettik. Bütün herkes o şekilde atıyor. Atan herkes ben Yunus Emre harici hatırlamıyorum basket gibi atan, bu şekilde çıkaran herkes alttan attı ve soktu ve Yunus Emre direndi. Anlayamıyorum bu direnci. Yanlış buluyorum. Yunus Emre bugün dörtte bir yapmamış olabilirdi. Onun özellikle altını çizeceğim. İyi atışlar yaptı. Parkuru iyi geldi. <laughs> Ama o basketlerde tıkandı. Acil değiştirmesi gerekiyor. Bu neyin inadı anlayamadım. Son olarak tabloya gelecek olursak. Haftalık tabloya bu oyunun sonunda belli e, olduğu üzere. Az önce seninle de konuştuğumuz gibi riskte olan isimler var. Haftanın en kötü performanslı olma e, ihtimali olan isimler var. Son dörde baktığımızda bu isimlerin üçü kırmızıdan biri atakan maviden. Dolayısıyla e, Aleyna'nın zaten potada olduğu da düşünülürse Yunus Emre, Damla ve Atakan bu akşam çıkıp kendileri için oynayacaklar. Seçmelerde e, büyük ihtimalle söz hakkı olacaktır. Takımları da arkadaşlarıyla olan işte bir şekilde münazaraları olacaktır. Ben seçeyim, sen seç gibi. E, dolayısıyla bu akşam bu üç isim kendini potadan kurtarmak adına ya şöyle oynayacak diyebiliriz. Şimdi bilir. mesela Yunus Emre eğer bir galibiyet alırsa kurtarır gibi gözüküyor kendini. Üçe çıkar kurtarır. Aynen. Yani e, Damla da bir galibiyet alırsa çok önemli bir avantaj elde etmiş olur. Çünkü bu sefer Atakan'ın iki galibiyeti... Ya Atakan'ın nereden baksın iki galibiyet alması lazım. Kesin, Çünkü iki galibiyet, galibiyet, alması. kesin iki galibiyet alması Rakip lazım. Rakip kalıyor sonrası. Ve e, üçüncüyü al yani kurtarması Aynen. için üçüncüyü alması lazım. Yani üçte üç yapması lazım. Aynen. Yani ya da Atakan iki alacak, Yunus Emre ve Damla e, bir şey alamayacak ve o sırada Damla birde kalacak Peki, gibi. Yani o, iki o seçim alırsa problem çıkacak mı? Çıkacak. Çıkabilir. Tabii Bence çıkar. Akşam çıkacağım. problemler Tabii. olacak. Olabilir. Neden? Önce can sonra Canan olacak. Aynen öyle. Yani i̇çin şimdi hafta nasıl sen hafta... çık beni geç mi diyecek mesela. Sen çık beni geç. O da onu geçmesin diye mesela her türlü film dönecek. Ben sana söyleyeyim. Şöyle, Atakan sana Atakan problem için belki çok olmayabilir. Çünkü e, Atakan'ın erkek rakibi gerçi Yunus Atakan Emre var Atakan ne yapması lazım biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Evet. Atakan seçme hakkını kullanması lazım ve Yunus Emre'yi seçmesi lazım. Evet. Atakan'ın Yunus Emre'yi seçip Yunus Emre'yi yenmesi lazım. Aslında bunlar güzel matematik hesapları. Yani Atakan Yunus Emre'yi seçecek diye diğerleri de orada kendini ateşe niye atsın? Ya yani Atakan ateşe Yunus Emre'yi seçecek diye yok. bir kural yok değil yani mi? Bir... mi Ateşe düşecek bir isim yok. O yüzden dedim Atakan kural... daha az zorlanır diye. Hayır, ama genel değil mi bu? At genel ama. Hayır. Yani genel bir genel tamam işte. sonuncu olacak. yani. Evet Mabili ama değil. en yakın e, rakibi Kırmızı'dan olduğu için seçme hakkını Özgür Hilmi Cem verdiği sürece ki verirler. Çünkü Özgür'ün zaten potada. Hilmi Cem de potadan çok uzakta. Orada Atakan'la Atakan yarışacak, o riske girecek bir mavi takım erkeği yok şu an. Dolayısıyla Atakan o noktada daha özgür kalabilir seçme hakkında. Bırak Murat abi özgür kalmasa bile geçen hafta Aleyna Kalaycıoğlu potoya girecekti. Atakan ben çıkacağım dedi. Kim ne dedi? Bu arada evet. Kimse tamam bir şey da, söylemedi yani. Orada yani orada takımı mı düşünecekler Atakan'ı mı düşünecekler? O enteresan. E geçen potoda ne oldu? Ya ama öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Dünya e tarihinde. Işte. Oluyor da dünya tarihinde yok. E ama oldu. Bu hafta hala oluyor. Oldu. da yani ol, olmaması lazım. E lazım işte. E yani yani lazım. yine mi öyle olacak? Mesela şimdi takım. Takımın karşı takımı yenmesi mi düşünülecek beyninde yoksa Atakan'ın fazla oyuna çıkıp Atakan'ın potaya girmemesi mi? Şey. O bana saçma geliyor. Ya. Orada Dazma Leyna yani. kritik. Son olarak onu Çünkü ikisi de kırmızı takımdalar ve ikisi de seçme hakkı isteyecek. Yani konu ee, dipteki yarışmacıların birbirine yakın birbirini geçme ihtimali olan yarışmacının aynı takımda ve aynı cinsiyette olması gerekiyor olay çıkması için bakınız aleyna damla çünkü onlar birbirine yakın ee, ve, ama aleyna zaten potada olduğu için belki de kendine Şimdi, rakip seçmek olarak düşünecektir. Peki Atakan'ı biz çıkaralım derken takım yenilirse oradan birisi aday çıkmayacak mı? Evet. Ee o aday çıkacağın günahı ne? Atakan'ı kurtaracağız diye oradan biri aday çıkıyor. Evet abi senin e, bu ay, anlattığın soğuk. olay He. yaşandı. Yani hani ya, tamam ne mesela... kadar mı yaşanacak abi? Yaşandı bir hata yaptılar. Yine <laughs> yapmasınlar yani. Ne benim. yapacağız yani? Yapıyorlar diye Atakan'ı kurtaracağız diye takımdan biri yine şeye çıkacak. Düello'ya gidecek böyle saçmalık olur mu abi ya? Böyle saçmalık olmaz. Ha onlar yapıyorsa yapsınlar da ben olsam hayatta yaptık mı? Şimdi Böyle şöyle şey yok. E, bence geçen haftaki kadar kritik bir mevzu olur mu olmaz mı bilmiyorum ama matematik hesapları dönüyor. Çok fazla çıkılan oyun da yok. Bunlar olabilir. Bence bu akşamki en önemli maç Atakan Yunus Emre maçıdır. Atakan büyük ihtimalle seçme hakkını ku kullanıp Yunus Emre'yi seçecektir. Çünkü o maçın oynanması gerekiyor Atakan için. Ve Atakan'ın bu maçı kazanması lazım. Ve Atakan zaten mecburen biriyle oynayacağı için takım arkadaşları Yunus Emre'yi seçmesine herhangi bir şey söylemezler. Mardeşim Yunus Emre'yi yenerse o kadar Batuhan'la Yunus Emre'yi yenerse bir şöyle bir şey oluyor. Atakan 6'da 1, 7'de 1 yapıyor. Evet. Yunus Emre 8'de 2'ye düşüyor. Tamam. Atakan onun üzerine bir galibiyet Eğitim. daha alırsa eğer... Yunus Emre de alırsa o ara... Ha, tamam işte. Yani Yunus Emre ya, oynamayacak mı? Ya, ya i̇şte Murat abicim Kritik olabilecek şeyler ama. En olasılık... Bu durumu izah ediyorum ben. Yani şimdi her şeyi bıraktık. Atakan'ın nasıl kurtaracağına bütün Türkiye ona mı şey yaptık? Takım yensin yani abi. Takımın şey yenmesi. Ben şimdi bir dakika. Atakan hangi takımın oyuncusu şu anda? Hangi renk? Mavi. Mavi. Şimdi burada mavi takımı tutan izleyiciler yok mu abi? Var. Mavi takımı tutan izleyiciler izlerken mavi takımın kazanması için heyecanlanıyorlar mı? Heyecanlanmıyor. Evet. E ben ne yapacağım abi şimdi? Mavi takım kaybetsin Atakan kurtulsun. Mavi takımın taraftarıyım ben. Haydi benim takımım yenilsin Atakan kurtulsun diye mi bağıracaklar mavi takımı? Sevenler, izleyenler. Böyle bir şey var mı kardeşim ya? Dünya tarihinde yok. Ben mavi takım benim için. Benim için takım. Ben tek kişiyi tutmuyorum ki ben takımı tutuyorum. Şimdi ben ne yapacağım izlerken? Atakan Yunus Emre yendi. Benim takımım kaybetti. Helal olsun. Maviler kaybetti. Atakan kazandı. Onu mu diyeceğim ben? Böyle bir şey yok arkadaş. Yani siz o kafada mısınız? Ben değilim abi o ama Öyle oluyor devamlı abi diyorsun. E, hani, şimdi, e, sen oluyor. de isyan etsene, itiraz etsene. <gülüyor> 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 i̇syan etsene. <laughs> Niye isyan etmiyorsunuz abi? <laughs> takımsal bu oyun yani takımsal. Sadece bir adamla olmaz bu iş. Burası yani mi? burada mesela masada sadece Furkan Dede de de yok, Bilirip sadece Hanzadi yani. yok, sadece İhsan yok, Lord yok, sadece Murat Ezhar yok. Biz bir ekibiz, takımız. Şimdi yani burada ne yapacağız mesela? Diğer rakiplerle mücadele ederken... Bizim reytingimizin iyi olmasını takım olarak mı düşüneceğiz? Yoksa Hanzade bir yanlış yapmasın, ağzından bir şey çıkmasın. Ben bütün program önce Hanzade'nin ağzından yanlış çıkmasını ne bekleyeceğim? Hayır, Murat ben abi, kazanmak istiyorum şöyle. kardeşim. Atakan oyuna çıkacak ya sonuçta evet. rapor değil. Bu adam oyuna çıkmak zorunda. Tamam. Şimdi rakiplerini sayıyorum sana. Sen mavi takım olsan da zaten bunu istersin. Bu takımın da çıkarına e, hizmet eden bir şey. Evet. Kimle oynayabilir Atakan? Sayıyorum. Ogeday'la oynayabilir, Batuhan'la oynayabilir, Yunus Emre'yle oynayabilir. Tamam. Sence kimle oynarsa sayı alma ihtimali daha yüksek? Bana ne abi? Batuhan Hayır ama tamam Bana da... Bana ne abi? Ben takımımın bir... kazanmasını istiyorum. Marat Benim için Atakan'ın kim almasını istiyorum. Ki... Atakan'ın talebiyle takımın da e, çıkarı paralel zaten şu noktada. Çık Batuhan'la oyna veya çık Ogeda'yla oyna demeyecek zaten mavi takım. ister mi? Ogeda'yla kapışsın Atakan der mi? Demez. Atakan da Ogeda'yla kapışmak ister mi? Riskte çünkü istemez. E al sana Atakan'ın çıkarıyla takımın çıkarı paralel. Dolayısıyla Atakan, Atakan Yunus Bey'le oynamak isteyecektir. Çok da e, takıma da hani böyle takımı riske atan bir hareket de olmayacak. Çünkü o, o Yunus Emre'den sayı almak isteyecek. Yunus Emre ondan sayı almak isteyecek. E mavi takımda Atakan'ı kimle yarıştırmak istersin? Yükselişte uçan bir batu anlamı ya da şampiyon olacak Ogeday'la mı? Tabii ki hayır Yunus Emre ile. Yani dolayısıyla burada sen şimdi Atakan'ı korumak adına takım bunu ne yapsın dediğin şeyde aslında takım da onu isteyecek zaten. Yunus Emre'yle oynamasını isterim ben mavi olsam. Atakan düşüşte Yunus Emre'de onun iki üstünde. Ama senin dediğin gibi gelişmez her şey. Hayır, ama yani bir, o andaki durumlar gibi. o andaki durumlar ortaya çıkacak. Şimdi, yani, bir mi? şey var. Bu burada da yine ne no, neler oluyor? Bakın, evet. şimdi yarın mesela şimdi bu tek bir maç ve bir iki gol üzerinden dönmediği için burada çok olasılık var ya. Bir sürü maç olacak ya. Hı. Yarın da bir sürü maç. Bir de dinleyeyim. O abi şey Dilemedim tamam dedim. Yani, yani, ama biz mu dedim. dedim. Hayır, ama bir şey söylerken tamam zorlanıyoruz. Tamam evet. Bak, şimdi yarın bir sürü maç oynanacak. Yarınki oyunların başında mutlaka Atakan Yunus Emre'yi seçecektir. Ve takım arkadaşları da buna herhangi bir şey söylemeyecektir. Ve bu takıma da negatif bir durum olmayacaktır. Aynen. Atakan'ın Yunus Emre'yi seçmesinde hiç problem yok. O maçın sonunda sonra son 6-7 maça gelince hesaplamalar başlayacaktır. Herkes hesaplıyor bunu. Bu sefer bakalım geçen haftaki gibi bir durum olacak mı? Olmayacak mı? Hep birlikte izleyeceğiz. Bir dakika herkes Ramla hesaplıyor. Da mesela Merve herkes hesaplıyor değil. diyorsun. Atakan'ın takımında başka riskli olan var mı? Riskte. Şu anda yani sonuncu olma riskinde olan biri var. Yok. Ee, yoksa yoksa niye onlar niye onlar onların kafası e, takımının kazanmasına gideceğini Atakan'ın ne yaptığına niye gitsin abi? Onu ben anlamıyorum. Anlamadım nokta. Paralel zaten onların yok olmaz. Gel akşam göreceğiz seninle. Hayır ama Furkan'ın Son... dediği şey takımının takıkarına hizmet bakın. ediyor. Son hayır şöyle bir şey var. Burada ben iki kutup kutup kısmına da kesinlikle katılmıyorum. Hmm. Çünkü burada durum ne getirecek ona bakmak lazım. Tamam. Şimdi eğer biz geldik bu akşam oyun oynanıyor. Son 4-5 mücadeleye bütün takım her şeyi bıraktı. Atakan'ın kurtarma peşine giderse zaten geçen hafta bu durum Aleyna'nın potoya girmesine sebep oldu ya. Evet. Herkes burada eleştirdi zaten durumu Murat abi. Herkes aynı fikirde oldu öyle değil mi? Evet. Herkes eleştirmedi Atakan'ı. Eleştirdi. E bugün de aynı şey olursa olacak. Ama ilk başta Atakan'ın Yunus Emre'yi seçmesinde bir problem bence yok. Takım içinde bir problem yok. İlk başta. Damla Son mesela Merve'yi seçecektir bence. Efendim? Damla da Merve'yi seçecektir aynı şekilde. Damla da... Yani şimdi Damla'nın Nagihan veya ile oynamak isteyeceğini düşünmüyorum. Damla da Merve'yi seçecektir. Merve bence burada de. kırmızı ama mavi normalde. O, o yüzden olabilir. kafam karıştı. Tamam olsun. Olsun. Damla da Merve'yi seçecektir. Buyurun İhsan Bey. Dinlediniz mi? Bu... Dinledim. Murat abiye şöyle katılmıyorum. Yani katıldığım yerleri var tabii ki de ama şimdi takım 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 olgusunun kaldığını düşünmüyorum. Özellikle izleyici açısından. Yani aylardır izlenen bir mavi takım, aylardır izlenen bir kırmızı takım ortada yok. Tamamen karıştırılmış, sadece üç gününü oluşturulmuş bireysel bir mücadelenin takım versiyonunu izliyoruz. Yani mavi takımı tutan taraftar olduğunu ben şu an düşünmüyorum. Çünkü mavi takım diye bir şey kim mavi? Şimdi bakıyorsun Hayatı boyunca ilk defa mavi olmuş, sezon boyunca ilk defa mavi olmuş bir Nagihan var. Veya ilk defa kırmızı olmuş bir Ogeday var. E şimdi yani kırmızı takım tutuyorum evet Ogeday mı diyor. E yıllardır veya aylardır Ogeday'ın karşısında oluyor bu takım sevgisi o zaman. Yani dolayısıyla olan şeyin bir takım olgusundan çıktığını sadece yarışmacıların takım olarak birbirlerine destek vermesi ve takım olgusunda davranmaları gerektiğini ama bizim kanımız mavi için bizim kanımız kırmızı için akar durumunun olmadığını düşünüyorum. Üç günlük takım Yarın buradaki kırmızıların hepsi mavi, buradaki mavilerin hepsi kırmızı olabilir. Dolayısıyla burada bir takım 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 durumu yok. Gelelim e, bireysel olarak takımlara neler vermiş arkadaşlar onlara bakmamız lazım. Mesela dün akşam ilgimi çeken istatistiklerden biri Atakan'ın performansı düşüklüğü ve Hilmi yükselişini konuşurken dün akşam e, kırmızı takımın o erkek oyuncuları sadece mesela Ogeday 3'te 1 yapmış sadece Atakan'ı yenmiş. Yunus Emre dörtte bir yenmiş, sadece Atakan'ı yenmiş. Batuhan üçte yapmış, Atakan'ı yenmiş. Birini daha yenmiş. Yani dolayısıyla Atakan'ın form düşüklüğü mesela takımına şu an dezavantaj olarak yansıyor. Kendisine ayrı yansıyor, takımına da ayrı yansıyor. Tebrik etmemiz gereken isimler, başta sakat haliyle üçte üç yaptığı için Nagihan'ı tebrik ediyorum. Gerçekten öv, öv, öv diyorlar. Övüyorum, her seferinde de övüyorum. Benim için Nagihan oynadığı zaman bile övülecek. Bakın Nagihan çıksın 4'te 0 yapsın. Ben yine överim Nagihan'ı. Çünkü sakat haliyle oraya çıkmış. Bu mücadelesini devam ettiriyor. Zaten bu müthiş bir başarı. Üstüne bir de galibiyetle perçinleştiriyor. 3'te 3 yapıyor. Bütün rakiplerini yeniyor. Daha ne olsun? Bununla ilgili eline kimse su dökemez. Her zaman söylüyorum bunu. Hilmi Cem. Performansı uçuyor şu an. 3'te 3. Bakın 3'te 3'leri sayıyorum. Merve 3'te 2. Seda 3'te 1. Atakan 3'te 0. Ama o takımda bir kişiye parantez açmak istiyorum. O kişi de benim için Özgür. Neden? Dün çünkü Özgür kendini yazdırdı. Kendini yazdırmasının nedeni muhtemelen düellüye kendini saklayacak. Takımına da mesaj verdi. Benden performans olarak fazla bir şey beklemeyin. Zaten bedenimden gidiyor benim. Artık ben yani yok olmak üzereyim. Ben mümkün olduğunca kısıtlı enerjiyle devam edeceğim. Mesajı verdi. Ona rağmen işte az önce Murat abin dediği gibi. Takım için değil arkadaşları için, beraber bulunduğu ortamı için çıktı ve kendisinin yüzdesi için tabii de o da var ama çıktı 4'te 3 yaptı çok değerlidir. Aday olan birinin artık benden gitmiş diyen birinin çıkıp dün akşam bu kadar ciddi rakiplere karşı 4'te 3 yapması benim için çok değerlidir. Dolayısıyla ben Özgür'ü tebrik ediyorum. Özgür hem aday hem de 4'te 3 yapıyor. Çok büyük bir başarı. Günün sadece iki tane sıfır çekeni var. Atakan'ı konuştuk bir de Aleyna var. Aleyna'nın Giden gelen bir performansı var. Ama Aleyna'nın bir motivasyon düşüklüğü neydi? Zaten ben kaybedersek yazılırım korkusu hep Aleyna'da var. Ki dün akşam o oldu. Aleyna ne yaparsa yapsın yani belki de 3-4 yapsa yazılma ihtimali olan bir aday olduğunu bildiği için de bununla yaşayarak potalara çıkıyor. O da çok değerli. Dün akşam ayakta kalan Kırmızı Takım fertleri Nefise ile Batuhan da aslında ikisi de 3'te 2 yaptılar. Onları tebrik ediyorum Kırmızı Takım Adana'da. Peki sen de şu haftalık tabloyu bir eline alırsan. Evet. Hani... Ben dedim ki Atakan bence yüksek ihtimalle bu akşam Yunus Emre'yi seçer. Katılır mısın? Artık hep hepsiyle oynuyor ki. Mesela bakıyorum şimdi 3. Genelde 3 oyuna çıkıyorlar genelde. Şimdi Atakan. Yani ben gecenin bilmiyorum. en kritik maçı Atakan Yunus Emre maçı Atakan açısından. Evet, olabilir. Oraya çok daha fazla e, şey yapacaktır. Bir göz ucuyla da damla kesecektir. Yani damla ne yapıyor? Çünkü damla da ona en yakın performans. Onlar hep biliyorlar. Farkında mısınız? Geçen hafta da aynı senaryo vardı. Atakan Damla Evet. Atakan soruncuydu. Damla da oralara yakındı. Acaba Damla mı Atakan mı? Yani demek ki bir şeyler oturmaya başladı şu an. Yani haftalık performansa bakıldığında Atakan hep sonlarda oluyor. Damla hep sonlarda oluyor. İşte onlara yakın isimler oluyor. Ama yani bu iki isim hangisi girecek diye bir son güne girerken bunu konuşuyoruz. Şimdi Yalnız dediğin şey doğru. Yunus ya. Emre e, Yunus Emre şey maçı çok kritik. Yani bir derbi niteliğinde. Ama şu kim kimi seçer noktasında artık genelde 3 oyuna çıkıyorlar. Zaten ve genelde hepsi birbirleriyle oynuyor bir kere bir şey söyleyeceğim. Bu sistem var ya şu. On numara bir sistem olmuş. Biliyor evet. musunuz? Ve acayip bir sistem olmuş. Yani bütün takım bir sağ tarafa yatıyor, oyun içerisinde bir sol tarafa yatıyor. Bir lobiler dönüyor. Kim kimi yazacaklar konuşuluyor ve aynı zamanda performans ko ko kovalanıyor. Yani acayip bir sistem olmuş ya. Yani evet. e, Acun abiye buradan bir kez daha ekibe e, sevgilerimizi gönderiyoruz ve ekibe diyoruz efendim. Şimdi gelelim kritik noktaya. Murat abiciğim. Göreceğim. Hazırsanız konseye döneceğim. Neden? Şimdi konseyde neler oldu? Dört tane Aleyna Kalaycıoğlu'nun ismi çıktı. İki kişi de damlayı yazdı. Nefise ve Aleyna damlayı yazdı. Batuhan damla Yunus Emre Ogeday Aleyna Kalaycıoğlu'nu yazdı. İlginç durumlar var. Neden? Çünkü Batuhan Aleyna'yı yazdı ama yazarken çok ilginç söylemlerde bulundu. İsterseniz şöyle yapalım. Yönetmenimiz Sercan'dan rica edelim. Bakalım Batuhan Aleyne'yi yazarken neler söylemiş? Bize bir hatırlatsın.